Annemle bugün mantı yapıyoruz. Annemin kanalına konuk oldum bugün Nesin'den tariflere. Burada yaklaşık olarak 4-5 su bardağı unumuz var. 2 tane yumurtamız. 1,5 çay kaşığı da tuzumuz var. Bunları karıştırıyoruz. Yaklaşık 1,5 su bardağı da su var içerisinde. Sert, gayet böyle yoğrulması zor bir hamur halinde gelmesi gerekiyor kendini salmaması için. Şimdi hamurumuz gördüğünüz gibi yoğurduk. Hazır bir hale geldi. Buradan yaklaşık 3 pazı çıkacak. 10 dakika dinlenmesi gerekiyor hamurun. Şöyle üzerine bir bez de kapatabilirsiniz. Üzeri kurumasın diye. 10 dakika bekliyoruz. Hamurumuz 10 dakika dinlendi. Hamuru 3 eşit bezeye ayırdık. Bir de burada 250 gram kıymamız vardı. Onu da 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiberle beraber karıştırdık. Onu da 3 bezeye ayırdık. Şimdi hamurlarımızı açmaya başlıyoruz. Hamurumuzu açıyoruz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş unlayarak belirli bir büyüklüğe getireceğiz. Hamurumuzu açtık. Gördüğünüz boyutta bir hamur oluyor. Çok kalın olmayacak. Şimdi birer santimlik kareler halinde böleceğiz. Gördüğünüz gibi birer santimlik küçük kareler halinde kesiyoruz. Şöyle bir tane göstereyim. Şu şekilde. Bakın inceliğini de şöyle göstereyim. Birazdan kıymalarımızı koyacağız. Evet, kıymalarımızı koyduk. Şimdi kapatma işlemine hızlı bir şekilde başlamamız lazım. Çünkü hamurumuz çok ince olduğu için kuruması. Şu şekilde iki kulakçığını diğer dörtle birleştiriyoruz. Tatlış mantılarımız oluyor. Şimdi bir tane daha yapayım. Alıyoruz. Şöyle dört kulakçığı birbiriyle birleştiriyoruz. Ve biraz un serptiğimiz tepsi içerisine alıyoruz. İlk pazımızı açtık, kıymalarını koyduk ve kapattık. Gördüğünüz gibi hazır. Şimdi bunu yarım litre suyun içerisine bir tatlı kaşığı tuzla beraber kaynayan suya atacağız. Güzelce pişireceğiz ve afiyetle yiyeceğiz. Evet, mantımız pişti. Yaklaşık 10-15 dakika haşladık. Şimdi yoğurduyla sosunu dökeceğiz. Şimdi sosunu gezdiriyoruz. Sosumuzda da tereyağı ve birazcık pul biberimiz var. Ve en son da üzerine isteğinize göre nane. Mantımız hazır. Afiyet olsun.